Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla sizlerin desteğiyle ve dualarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Hocam dua ne alaka? Tövbe estağfurullah insanın aklına başka bir şey ya Arkadaşlar dua sadece onlar mı yapıyor? Siz bana dua etmeyecek misiniz? Yani Samat ve Mesut Özil ikisinden ikisi birlikte gittiği zaman siz bana Peugeot 3008 duası etmeyecek misiniz? Öyle sözlediniz, söz verdiniz. Ben anlamam arkadaş. Evdekilere de dua ettireceksiniz. Yaşlı teyzelerimizin, yani yaşı benden büyük teyzelerimizin, yani ablalarımızın diyeyim, bunlar genelde sinirleniyorlar teyzelerimiz deyince. Ee, ablalarımızın, abilerimizin duasına muhtacız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evinizde eğer yaşlı böyle beni takip eden e, yaşı yüksek abilerimiz, ablalarımız varsa ellerinden öperim. İnşallah dualarına da muhtacım ve talibim. Onu da söyleyeyim. E, i̇şin esprisindeyim ya. 3008 mi olsa ne, olmasa ne. Allah'a çok şükür. imanımız var çok şükür. Yani iman gibisi var mı ya? Düşünsene. Allah muhafaza öleceksin, kalacaksın. Biliyorsun yani bir hesap günü var. Ya olmasaydı? Yani ya herkes birbirine haksızlık edip karşılığını almayacak olsaydı. Allah'a çok şükür ki böyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar benim de sizlere aktarmak istediğim yakışıklı duyumlarım var. Nedir o yakışıklı duyum? Forvet. Paso forvet konuşacağız. Bu kısımda. Ama önce şunu bir konuşayım. King geldi. Sıradaki isim Rogon menajerlik firmasının personality Robert Firmino. Yanlış duymadınız. Robert Firmino'yu Fenerbahçe'ye önermiş Rogon e, ve getirmek için görüşmelere başlamış Fenerbahçe. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ekranı kapla. Ekranı kapla. Bir daha oku hocam. Sıradaki isim Rogon menajerlik şirketinden Damadın görümcesinin eltisi Roberto Firmino. Firmino Fenerbahçe'ye önerilmiş ve görüşmelere başlanılmış. Kaynak Aygün Özüpek. Hocam işte buna son dakika yakılır. Hocam sigara içiyor musun? Aa, çok şükür içmiyorum. Başlarsın hocam. Niye lan? Hocam Aygün Özüpek diye. Ne alaka lan? Hocam uçak introsu ver. Bak uçak düşer. Vereyim. Harbi lan, yarıda kesildi. Bir dakika. Lan. Bir dakika ya dur. Uçak introsu niye da kesiliyor? Dön. Uçak introsu bile yarıda kesiyor. Hayır bu niye oluyor? Hocam Aygün Özipek diyor. Allah'ın sevsin. Aygün Özipek desin ki bugün hava güneşli desin. Kar yağar hocam. Sen bilmiyor musun? Harbi mi öyle? Ya onu bunu geçtim. Abi işin esprisindeyim de. Ya sözleşme bitimine bir yıl kalmış. 30 yaşında tamam 2 Ekim'de 31 olacak. 1.81'lik. Hani hayranlıkta izlediğimiz güzel bir forvet. Brezilya milli takımının 55 kez formasına girmiş. 17 gol atmış. Müthiş bir forvet. Şeye de benziyor. Emre Kınay'a da benziyor oyuncu. Hani hep güneşli dizilerde oynuyor ya işte. Güneşin torunları, güneşin çocukları, güneşin evlatlıkları, güneşin işte kayınçosu, güneşin eltisi, güneşin görümcesi, güneşin yengesi. Hani o dizilerde ya da güneşli şeylerle sevdiğimiz abimiz Emre Kınay abimize de benziyor. Kariyerinde 518 maça çıkmış. 155 gol, 110 asist yapmış. Özellikle özellikle Premier Lig'de 71 gol, 51 asist yapmış bir Bolucudan bahsediyoruz ve Fenerbahçe'ye gelmesinden. <laughs> Aygün abi'ye saygım sonsuz ama bir şeyi çok merak ediyorum. Ne, neyimizi satarak yıllık ücretini ödeyeceğiz? Yani ee, neyimizi satarak <laughs> yıllık ücretini ödeyeceğiz. <laughs> Onu merak ediyorum arkadaşlar. Yani tam olarak neyimizi satacağız? Ya arkadaşlar, hocam Mesut Özil de o kadar para alıyordu. Biz Mesut Özil'e o kadar para alırken getirdik Mesut Özil'e o kadar para... Ne diyorsun lan bir Türkçe konuş. Mesut Özil de o kadar para alıyordu. Biz getirdik ama 3 milyon euroya. Ya Mesut Özil yarım kalan hikayeyi tamamlamak için geldi Fenerbahçe'ye. Yani ee, onu söyleyeyim. Mesut'un durumu başka idi. Biz öyle sanıyorduk. Arkadaşlar Firmino Firmino gelmez. Kandırmayın Fenerbahçeleri. <laughs> Hadi gelirse Roberto Firmino gelsin bu kanaldan sponsorumuz golvar.com'un adına 3 e, tane forma dağıtacağız. Fenerbahçe forması. Var mısınız? Var mısınız arkadaşlar? Şöyle söylüyorum. Bu videonun altına yorum olarak Roberto Firmino Fenerbahçe'ye yazın. Roberto Firmino Fenerbahçe'ye. Eğer Roberto Firmino Fenerbahçe'ye gelsin. Buraya yorum yapan 3 kişiye Fenerbahçe forması hediye edeceğiz. Golvan.com'un şu Golvan.com ve benim sözüm olsun arkadaşlar. Hadi Mustafa Hoca kolay kolay söz vermez. Hadi o diri meydan. Ben gelmeyecek diyorum. Kapısından içeri girmeyecek. Ama Joshua King geldi. Bu arada Joshua King diye ilgili de sevgili ee, Onur Tuğrul'un bir açıklaması var. Onur Bey hiç selam göndermiyorsunuz. Ortak tanıdıklar vasıtasıyla eee aradasa da bir selam gönderseniz olmaz mı? Tanış, tanışmıyor muyuz? Küstük mü? Bir yanlış bir yanlışımız olmadı herhalde. Ben sizin istediğiniz çok değerli e, şeyleri yapmıştım ama neyse canınız sağ olsun ama bir selamınızı bekliyorum. Onu söyleyeyim. Onur Turuldu ki Joshua King geçen sezon sürekli değişim yaşayan Watford'daydı. Çift santrafordan biri oldu. Hücumdaki tek adam oldu. Kenar forvet olarak kullanıldı. Bir masaya çıkıp oynamadığı kalmış. Watford beklediği gibi küme düştü. Beklendiği gibi küme düştü pardon. Ligin en az gol atan ikinci takım oldular. King'in geçen seneki sayıları çok şey anlatmaz. Önceki sezon Ancelotti Everton'da 10'a 11'de şans vermedi. Watford'daki tek hat-trick'ini de Everton'a karşı yaptı. <laughs> Maçtan sonra kanıttırmam şey kanıtlamam gereken şeyler vardı demiş. 3 sezondaki ilk golleriydi diyor. O dönem daha fazla oynamalı mı diye tartışıldı. Sonra sadece 2 maçta gol atabildi diyor. King İngiltere'de istikrarlı bir golcü olamadı. Tamamlayıcı oyuncu rolündeyken ya da kanattayken katkısı daha fazla oldu. Milli takımda Haaland merkezde, King kenarda oynadı. Fenerbahçe'nin ana santraforu olmaz. Zaten bu amaçla alındığını da sanmıyorum diyor. Doğru. King'in hikayesini anlattığım e, videoya bekliyorum herkes demiş. Manchester United'ın 20 milyon puan teklifle alamadığı King sizce yeniden o değere ulaşabilir mi? Demiş. Kesinlikle katılıyorum. Ekleme yapmıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ekleme yapmıyorum. Hocam ya Ragon yazdığı için ben çok şeyim sıkıntılıyım. Ooo Lewis Potter gitmiş. Acun 23 milyona komple takım aldı. 26 milyon euroya Lewis Potter'ı satmış. Yani Şimdi ben şunu belirteyim arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Ben özellikle ve özellikle şunu belirteyim. Ben özellikle ve özellikle şunu belirteyim. Joshua King de Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Gelecek diğer isimler de hayırlı olsun. Ama kimsenin de emeğiyle ekmeğiyle oynamayız arkadaşlar. Benotti ve Charlotte. Hocam diyordun istesek 15 dakika içine geliriz. Aç. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Aç. T yani ee, ben şunu söyleyeyim. Charlotte'la Charlotte için takımın istediği takımın istediği yani takımının istediği bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin vermek istediği bonservis bedelinin arasında sadece ama sadece ama sadece 1 milyon euroluk bir fark var. Yani onların vermek istediği bizim almak istediğimiz. Tamam mı? Arada 1 milyon euro fark var. Bu bir. Bu şartlarda gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. 2. 2. Oyuncunun istediği yıllık ücrette bizimkinin arasında çok çok fark vardı. Oyuncu o kadar düştü ki bizim seviyeye çok çok yaklaştı. Hemen hemen sabitlendi. Hemen hemen aynı paraya sabitlendi. Bu da 2. Üçüncüsü ödeme planı konusunda kulübünün çekingeleri vardı. Bazı kıllıklar yapıyorlardı. Ama kulübü bu kıllıklardan döndü. 3. Şimdi siz bana söyleyin. İstersek 15 dakika içinde alırız derken yalan mı söylüyorum? Bekleyin görün. Bu King'ti. Şey, King çıktı? King beni andı. Bu Charlotte'tu. Belotti için arkadaşlar Belotti 3.5 milyon euro yıllık ücret en fazla bugüne kadar veren takım oldu. Biz 3.5 buçuk evet dolaylı olarak doğrudan vermiyoruz ama opsiyonlarla 3.5'u çok çok geçecek bir teklif sunduk. Ama açık ve net söyleyeyim. Daha önceki videoları takip eden arkadaşlar da hatırlar. Yani çok fazla sistemimize uymuyor desem yalan söylemiş olmam. Yani nasıl diyeyim size? Yani Jesus'un sistemine çok fazla uymuyor arkadaşlar. Harbi harbi uymuyor çok fazla. Ve çok fazla uymadığı için aslına bakarsanız biz biraz ağırdan alıyoruz. Ha oyuncunun da eşi Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakmıyor. Bu da galibik. Eşi ne diyorsa onu yapıyor. İşte ne bilmem de bir şeyleri falan. Tamam bizde süpürü yok da. Yani arada sırada da masaya yumruğumuzu vuruyoruz. Lütfen diyoruz. Lütfen azıcık dinleneyim falan diyoruz. Bu kadar da sert insanlarız. Yani dikkat etmekte fayda var. Tamam mı? Şimdi e, hocam peki belirtti 15 dakika şöyle yapar arkadaşlar. O 4 mü istiyor? 4.5 dersin. 5 dersin. 4.5 dediğin anda zaten 5 dakika içerisinde hayırlı uğurlu olsun yaparsın. Yapmaz mısın? Yapmazsın diyen varsa buyursun yaparsın. Çok da güzel yaparsın. Çok 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 güzel de yaparsın. Yani durum bu. Peki hocam Şorlut. Charlotte... Arkadaşlar Şorlut görüşmesi sürüyor. Yani konuşuldu masada duruyor. Listenin ilk sırasında mı? İlk sıralarda Şorlut var. Ben şunu söyleyeyim. Kafamızda bazı isimler var. O isimler mesela Luis Suarez bunlardan birisi mi? Birisi ama şimdi Gider bizimkiler Luis Suarez'i beceremez. Sonra derler ki ya bizim hiç alakamız olmadı ki. Kim söyledi? Kim Kim söyledi? Kim söyledi? Kim kim? Biz Luis Suarez e hiç ilgilenmedik ki derler. Sonra beni yalancı çıkardılar. O yüzden bir şey de diyemiyorum. Ama ilk sıralarda haberiniz olsun. Ha Alexander Charlotte'la Joshua King'i bir araya getirmek. Nereden baksan kral, kral hareket. Bu da ayrı bir mesele. Yani verimi alabileceğin e, bir tandem oluşur. Hayırlısı olsun. Mariano Diaz Arkadaşlar, Mariano Diaz gerek duyumculardan duydunuz, gerek benden duydunuz, gerek sosyal medyada okudunuz. 5 milyon euro maaş istiyor. Şimdi 5 milyon euro maaş isteyen Mariano Diaz kumar ötesi kumardır. Bu arada Luis Suarez 4 milyon euro istiyor. Ben onu 4,5 istiyor da 4 milyon euro'ya kadar düştü diyeyim ben size. Anlayın siz demek istediğimi. Luis Suarez için en azından bir şey yok. En azından Luis Suarez'i becerebilirsin, alabilirsin. Ama Mariano Diaz'ın ben gelme ihtimalini sıfırın altına görüyorum. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Mariano Diaz'ı Belotti'den çok çok daha fazla istiyor. Jesus. Yani eğer Jorge Jesus'un düşüncelerini merak ediyorsanız bu. Hocam bak ben şuna gıcık oluyorum. Jesus bir adamı istiyor. Ali hoş gidiyor diyor ki Rogon bize şunu önerdi biz onu alalım diyor. Sonra mecbur gidiyorlar onu alıyorlar. Arkadaşlar öyle bir şey yok ya. Bunu kim uyduruyor ya? Ya niye her şeye inanıyorsunuz? Niye her şeye inanıyorsunuz? Ya bunu kim inanıyor ya? Bunu size kim inanıyor? Kim kandırıyor sizi? Gözünü seveyim yapmayın etmeyin ya. Ya ben burada size hani verdiğim duyumlar alan doğru çıksın da millete mahcup olmayayım diye kaç takla atıyorum. Gözünüzü seveyim yapmayın etmeyin ya. Ya böyle bir şey yok. Eğer Jesus'un onay vermediği hiçbir isim Fenerbahçe'nin kapısından içeri giremez. Aksine iddia eden varsa buyursun giremez. Gizlemem. Sizi bir daha bu stada almam. Tövbe estağfirullah dersin. Arkadaşlarım rahat olun. Canım arkadaşlarım. Rahat olun. Kendinizi bu kadar bir şeylere kaptırmayın. Herkesin her dediğine inanmayın. Rahat olun, rahat. Yani rahat olun. Bunu ben sizler rica ediyorum. Rahat olun. Artı. Bir ikinci olarak şunu da belirteyim. Şunu da belirteyim. Ee, Rogon. Ya Rogon şirketi bir şirket. Sana teklifte bulunur. Sunum yapar. Sana der ki şunu getireyim mi? ister misin? Sen de evet ya da hayır dersin. Bunlara alışkın olun arkadaşlar. Bu futbolun doğasında var. Siz Galatasaray, Beşiktaş'a hiç mi e, takımlar futbolcu önermiyor zannediyorsunuz? Gerçekten hiç mi takımlar futbolcu önermiyor zannediyorsunuz? İş Fenerbahçe'ye geldi. Roga'nın çöplerini istemiyoruz. Roga'nın çöpleri yıldıramaz bizleri. Ya yapmayın çok çocuksu oluyor arkadaşlar. Etmeyin, eylemeyin çok çocuksu oluyor. Yakışmıyor, yakışık almıyor. Kimse bizim bizim istemediğimiz futbolcuyu bize veremez. Jesus da buna müsaade etmez. Jesus asla ha şapkadan bu çıktı tamam kabul edildi. Geçen sene ben size olay anlatayım. Geçen sezon biz Şorlot'un peşinde çok dolandık. Almak için çok dolandık. Kulübü de Allah var. E, o kadar güzel kıvırdılar ki işte şu fiyata verelim. 12'ye verelim. Opsiyon koyduralım. Kesin opsiyon koyduralım şunu yapalım, bunu yapalım. Bizdeki Samatta diye bir arkadaşımız var. Onu elden çıkarabilirsek o zaman Samatta da güzel teklif vardı Arap Yarımadası'ndan. Keşke satabilseymiş, keşke oyuncu gitseymiş. E, o gitseydi belki de Charlotte'u alacaktık. Biz Charlotte'u alamayınca son dakikalarda afalladık. E, Mergin Berisha da zaten takipte olduğumuz bir futbolcuydu. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansından dolayı. O da bir anda çıkmıştı şapkadan. Hocam bu sene de öyle oluyor. Şörlot'un peşinden gidiyor. Birdenbire Abu Cid'in kıl kuyruk gelecek. Yok arkadaşlar. İnşallah Şörlot'tan e, daha iyisi gelecek. Onu da ben söylemiş olayım. Merakınız olmasın inşallah. Tamam. Yani kelimenin cümlelerin içerisinde saklamıyorum. Açık açık söylüyorum. Samatta hocam Samatta şimdi teklif var mı? Samatta'ya şimdi teklif var. Hatta Arap Yarımadası'ndan teklif var. Kızıl Yıldız'ın teklifi var. Ee, ama beyimiz bu maaşı bırakıp gitmek istemiyor. Ben burada yeniden doğarım falan filan diyor. Seni doğuran güneşin e, diyor Fenerbahçe taraftarı. Ben demiyorum Fenerbahçe taraftarı diyor. <laughs> yani. E, ben Samattan'ın gidişine %99 diyorum arkadaşlar. %99 diyorum. Ha fesihle gider bunu gitme saymazsanız siz bilirsiniz. Kiralık gider bunu gitme saymazsınız. Siz bilirsiniz. Bunu da konuştuk. Arkadaşlar zayıf bir duyumum var. Üyelere bile vermediğim bir duyumum var. Sizle paylaşayım. Ama çok zayıf. Jorge Jesus'un burumadan kesinlikle memnun olmadığı Hani ben seni bu yüzden almadım. Sen bildiğin çöpe dönüşmüşsün. Çöpovski olmuşsun. Çöpindro olmuşsun. Senin Allah ya yani dediği iddialar var. Bunu doğrulayamadım. Hakkınızı helal edin. Buna kefil değilim ama yine zayıf bir duyum. Bu biraz daha ona göre e, güçlü. Fenerbahçe'nin Theo Bongonda ile ilgilendiği Genkin futbolcusu arkadaşlar. 20 Kasım 95 doğumlu 26 yaşındaki futbolcu. Akrep burcu. Demokratik Kongo uyruğuna sahip. 1.77 boyunda sol kanat oyuncusu. Trafik kazası falan geçmiş herhalde. Yüzünde bir iz var. 3 kez demokratik Kongo milli takım forması giymiş. Belçika alt kademelerinde geçmiş. 7 milyon euro piyasa değeri var. Belçika'dan genkin futbolcusu. Sol ayaklı. Sol kanat 10 numara sağ kanat oynayabiliyor. 26 yaşında olması. iyi bir özellik. 2019'da 7 milyon euroya almışlar. Bu arkadaş zamanda Trabzonspor'da kiralık oynamış. Kongo'nda. Trabzon'da oynadıktan sonra coşmuş mu ne yapmış? İğme hep yukarı gitmiş. Böyle bir arkadaşımız süperlik. Hiç mi da Türkiye Kupası'nda 3 maçta 2 golü var 83 dakikada. Süper Lig'de 3 maçta 130 dakikada golü yok. Böyle bir isim arkadaşlar. Valla Bongon'la ilgili şunu söyleyeyim. Şimdi ee, takımın adı ne? Genk. Genk. Transfer market. Acaba benim aklıma şu geldi bu zayıf duyumda. Şimdi biliyorsunuz Belçika takımları en azından az buçuk biraz hücuma önem veriyorlar. Acaba e, burada Onaç Onaçu var. Onaçu 28 yaşına mı görmüş lan? Lan biz bunlar ne ilgilendi 2-0 birlik forvet 17 milyon euro olmuş. Hatırlar mısınız dostlar ya? 2019'da 6 milyon euro aldılar. 17 olmuş. Yine de az gol atmış Belçika liginde. Yok 84 maçta 57 gol 6 asist. Tam yerine gitmiş. Acaba biz buraya Samat Dayı falan mı önerdik? Belki de bunlar ona açıyor falan satacaktır ya da başka futbolculara. Ee, acaba öyle bir şey mi oldu diye aklıma getirdim. Ne bileyim Lemos var, Tisserand var elde. Ama bu adamların kadrosu çok iyi. Bak bu Genk'in falan kadrosu çok iyi ha. Bunlar bizi döverler. Belçika takımları bile bizim takımları geçti. Bunlar bizi döverler haberiniz olsun. Yine de ben zayıf da olsa size duyumu aktardım. Üyelerden önce aktardım. Haberiniz olsun. Bunların dışında da lan bir iki tane üye duyumu verelim ya. Hiç vermiyoruz gibi sanki. Bir durdurayım bir dakika. Şimdi bunların dışında da şunu söyleyebilirim. ben berut diye de Belotti de defteri kapandı gibi görüyorum. Sherlock'ta görüşme var ama ben Charlotte'una geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Bana soracak olsanız ben Luis Suarez gelebilir diyorum. Ee, sonra sonra dur sabah şey duyumları. Arkadaşlar bir isim var kanat oynayabilen bir Forvet var. Avrupa'nın en önemli 3-4 liginden bir tanesinde. Bunlardan bir arkadaşla iletişim kurulmuştu ama bilmiyorum. Ee, bir sol bek var. Bir Forvet var inşallah. Transfer kalamızda yeni dönemde. Ee, Belotti, Sherlock, Luis Suarez, Cavani falan filan hariç bir isim var. Önemli bir isim ama bu isim sadece bizim kanalda konuşuldu. Başka yerde konuşulmadı. Sürpriz olabilir. Yoklamalar biraz sıklaştırıldı. Joshua King cumartesi İstanbul'da olabilir dediydim. <laughs> Salı günü geliyor. <laughs> Normalde 14'ünde açıklanacaktı. Ulan arkadaş ya. Ulan arkadaş. Ben niye cumartesi demişim ya. Gerçi duyum öyleydi. Yapacak bir şey yok. Bak yanlış duyumlarımı da belirtiyorum yani. Ee, Mesut da Samat da gittiğinde ne edecektiniz? Başlayın yavaştan diye. Allah rahatlık versin. Beğeni sayıları. Başka bir duyum verdim. Bunu ee, bu arada Kadıköy Sokak ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Derbide kural hatası videosu 100 bini geçti. Allah razı olsun. Yani ee, başka başka da şeyler var. Ali Koç'un Şorlut'u istediği doğru. Evet. Bunu yalanlamayacağım. Jesus'un Belot belirttiği... diye istedi. Yani Belotti istiyor demeyeyim de. Yani onu ona tercih ederim dediği var. Lemos Meyer Fesi. Tisserand maaşı beğenmiyor arkadaşlar. Yoksa Tisserand'ın durumunu öğrendim. Birçok takımdan teklif almış. Bizim takımda resmi teklif almış ama maaşı beğenmemiş. Ertuğrul Taşkıran'ı sordum. E, yedek kaleci ne oldu? Arkadaşlar aldığım cevabı aynen size söylüyorum. Ertuğrul Taşkıran'ı ben de hayret içerisindeyim diyorum kaynağım. 15 gün önce falan kapını yapmamız lazımdı diyor. Ben hala Salahin'in gitme ihtimali Kim Minji'den fazla diyorum. Not. Önemli bir şeyi ekleyeyim. 23 milyon euro artı transfer bedeli ve A plus bir takım olması dışında. Yani C plus bir takım 23 verdi. Yine ihtimal düşük. Bilginiz olsun. Ama bu ikisi bir araya gelirse o zaman Kim'inki daha yüksek. Ferdi'den memnun. Oraya Ferdi rekabette genç bir isim istiyoruz. Marcelo isminin defteri kapandı gibi bir durum var ortada. Ee, Crespo ve Gustavo ile ilgili bilgi sordum. Bekliyorum. Cevabı gelmedi. Bir görüşme vardı çünkü. iki, iki futbolcuyla ilgili de. ile ilgili arkadaşlar %100 size duyum veriyorum. Bakın %100 duyum. Cavani'nin menajeri bize futbolcusunu öneriyor. Ama o kadar bir şey istiyor ki hani e, Sümele Manastırı'nın tapusunu isteyen Vakayeme gibi bir tek onu istemeyen Vakayeme gibi. Bu da bizden bir tek onu istemiyor. O yüzden biz de daha düşük bir teklife geri dönüş yapıyoruz. Muhtemelen o defter kapandı. Vardy James Vardy'nin şartlarını sunduk ama geçiniz. Zannetmiyorum. Zayt ve Pelkas için teklifler var. Her iki futbolcu için de teklifler değerlendiriliyor. Şunu söyleyeyim. Zayt ve Pelkas ikisinin de teklifi kabul edilse bile öyle hemen yarın kabul edelim ve gitsinler olmaz. Çünkü gitmesi gereken çöpler gitmiyor henüz. Joshua King için ya Joshua King için bu duyumu söylemem lazım ya. Üyeler kızmasın. Bizim duyumuzu niye abone ediyoruz söylüyorsun diye. Arkadaşlar. Tarihimizde ilk defa ölü fiyatına bir teklifte bulunduk. Hocam biz çok ölü fiyatına teklifte bulunduk. Ve direkt kabul edildi. Bu teklif dedim. İnanılmaz bir şey ya. rakipler hülle diyecekler. Yıllık ücreti açıklanırsa. rakipler hülle diyecekler. Ama çocuk Fenerbahçe'yle. Belki onlandır. Eee... Pelkas Hal City olayını sordum. Pelkas Hal City olayında arkadaşlar hiçbir pürüz yokmuş. Yani hiçbir sıkıntı yok. İstesek bugün tamam diyoruz ama Jesus deniyormuş. Hani Joker gibi kullanabilirim diye. Şimdi acaba King'den sonra gönderilebilir mi onu düşünüyorum. Hızlanır gibi. Yani gidici gibi. İsmail Zeiss uyumu biraz şey yapıyor. Crespo giderse Zeiss, Zeiss giderse Crespo kalır gibi gözüküyor şu an için. Ama 8 tek ve üstünde teklife. Berisha için öyle teklifler var ki %100 gider desek yalan olmaz sanırım demişim günler öncesinden. Samat da için hep tandik takımlar teklif veriyor. O da gitmek istemiyor ama 3'e 5'e bakmayıp göndereceğiz inşallah diye. Ve sürpriz. İrfan Can Kahveci için sürpriz bir teklif var arkadaşlar. Sürpriz. Ciddi. Dişe tırnağa takılır bir teklif var. Şu an kafamız çok karışık haberiniz olsun. Sevgili arkadaşlar iyi ki bu kanaldasınız. İyi ki bizim destekçimizsiniz. İyi ki kanalımızın ferdisiniz. Kanalımızın bir parçasısınız. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Ee, sizin nezdinizde golvan.com'a da bir teşekkür sunuyorum. Tamam bizim kanalımız hani patlamaya hazır bir bomba gibiydi. Hani bir ara nerede patlayacak diye coşacak diye. Ben şu an bile yeterli patlamayı yaptığımızı düşünmüyorum ama olsun. Birçok dost kazandık. Arkadaşlar inanılmaz dualar hissediyorum. Yani dünyanın çeşitli yerlerinden bana dualar hissediyorum. Kardeşlerimize dualar hissediyorum. Allah razı olsun. Rabbim gönül muradınızı versin. İyi ki bu kanalın takipçisiniz. İyi ki bu kanalın abonesiniz, üyesisiniz. Ya bizi sevmeseniz bile dislike bile atsanız canınız sağ olsun. Allah sağlığınıza, saatinize, ailenize bir sıkıntı deval vermesin. Bu bayramda en çok gördüğüm şey borç. Rabbim bu kanalda e ya şarta bağlamıyorum. Yanlış anlamayın. Bu videoyu beğenenler, abone olanlar falan filan demiyorum. Rabbim bu kanalda kimin ne kadar borcu varsa bir an önce ödemeyi, kurtulmayı nasip etsin inşallah. Hepiniz inşallah borçlarından kurtarır Allah. E, dua edin. Arkadaşlar inanın yani duvar yarılıp da içinden para çıkıp al borcunu öde diyecek şey ortamda değiliz ama inanın açılır kapılar. Siz gönlünüzü ferah tutun. Benim eşimin kuzeni vefat etti. Allah rahmet eylesin. Hem de e, genç yaşta çok sıkıntılı bir süreç evlendi eşi borca batmış 7-8 ay sonra eşi maalesef hayatını sonlandırdı işte e, eşimin kuzeni de kızcağız çok sıkıntı yaşayıp işte çok onun üstünden çok geçmeden meme kanserinden maalesef sıkıntı yaşayarak vefat etti hayat çok kısa Hani kimin ne akıbeti olacağını bilemezsiniz. Bugün varlığınıza güvenip, gücünüze güvenip öbürlenmeyin, büyüklük taslamayın. Allah göstermesin. Rabbim bir gaz pedalının çıkan şeyine, ne bileyim bir fren pedalının çıkan bir tek teline hayatınızı perişan edebilir. Unutmayın. Bol bol sadaka verin. Ben sizlerin huzurunda bir itirafta da bulunayım. Üye ücretlerinden yani üyelerden gelen ücretlerle çok güzel hayırlı işlerde bulunuyoruz. Benim gıybetimi yapıp da boşuna günah girmeyin. Bak benim günahım çok. Ahirette ya bu kadar da sevap istenmez ki falan demeyin. Allah bu kadar da kitlenmez ki demeyin. Benim günah çok. Mecbur birilerine itelemem lazım. Durduk yere benim gıybetimi yapıp da günahıma girmeyin. Yani sevap pointsleri arttırmaya çalışıyoruz ama günah pointslerimiz de az değil. O yüzden ee, bilin bazı şeyleri. Ön yargılı olmayın. Hiç kimseye karşı ön yargılı olmayın. Bilmediğiniz şeyler olabilir. Arka planda farklı şekilde çalışılan bir sistem olabilir. Sizin hiç görmediğiniz güzellikler yaşanıyor olabilir. İnsanlar sadece bu güzellikler için üye oluyor olabilir. Duyum muyum kesinlikle birinci değil belki onuncu planda olabilir. Ben uyarayım da. Sonra başı boşu boşuna günah girmeyin. Bayram geçti, seyran geçti. Rabbim akıbetimizi, ahiretimizi hayır eylesin. Çok uzattım. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Bu arada bu videodan sonra bir değişiklik olabilir ya. Siz bu videoyu izledikten sonra bu kanalda bir değişiklik olabilir ya da bende bir değişiklik olabilir. E, formatta bir değişiklik olabilir daha doğrusu. Ne bileyim arka fonda falan filan bir şeyler olabilir. Her türlü sürprize hazır olun. Siz şurayı bir an önce 25.000 yapın. Siz 25.000'den sonra görün ne değişiklikler oluyor. Siz 25.000'den sonra görün. Abone olursanız canınız sağ olsun. Olmasanız yine canınız sağ olsun. Allah e, hastalıklarınıza şifalar versin. Dertlerinize devalar versin. Boşlarınıza da edalar versin inşallah arkadaşlar. Temiz kalplerimle dua ediyorum. İsterseniz bana kötülük yapmış olun hiç umurumda değil. Rabbim e, yardımcınız olsun inşallah. Görüşmek üzere.